Merhaba İspanya'dan Esra. Evet, aslında Madrid ve Barcelona arasında tam bir bilmece yaşanıyor. İnce hesaplar yapılıyor. Katalunya, Katalan yönetimi parlamentoda referandum yasasını onayladı. Ancak bu yasa henüz resmi gazetede Katalunya'da yayınlanmadı ve Artur Mas da resmi duyuruyu yapmadı. Aslında Madrid yönetimi de bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için Katalunya'da resmi gazetede yayınlanmasını bekliyor. Ancak Katalan yönetimi veren Katalunya Cumhuriyetçi Sol Partisi'nin parlamentodaki sözcüsü Arfet Bosk'la bir röportaj yaptık. Bize ilginç açıklamalarda bulundu. Dilersen şimdi bu röportaj ekranlara gelsin. Sayın Bosk, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Öncelikle İskoçya'daki referandumun sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba. İskoçya'daki sonuç tabii ki bizim istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Biz İskoçya'nın bağımsızlık yönünde karar vermesini ve bunun bizim için de bir model oluşturmasını isterdik. Ancak önemli olan İskoçların oylarını kullanmış ve gelecekleri konusunda karar vermiş olmaları. Sonuçta Birleşik Krallık'ta kalmaya karar verdiler. Bu onların kendi kararı ve tabii ki saygı duyulmalı. Önemli olan barışçıl, müzakereci, özgür ve adil bir şekilde referandum düzenleyebilmiş olmaları. Bu da 9 Kasım'da düzenlenecek Katalonya'nın geleceği ile ilgili referandum için bize cesaret veriyor. İskoçya'daki referandum sonucu Katalonya'daki süreci nasıl etkiler? Yani İskoçya referandumda evet demiş olsaydı Katalonya için süreç farklı ilerler miydi? İskoçya, Batı Avrupa'daki parlamenter demokrasiler için yeni bir yol açabilirdi. Bizim için bir örnek niteliğinde olabilirdi. Ancak şu anda bizim İspanya hükümetiyle mücadelemiz evet ya da hayırla ilgili değil. Oy kullanabilmekle ilgili. Biz 9 Kasım'da referandum ilan ettik. Ve İspanyol hükümeti buna karşı çıkıyor. Şu anda asıl konu oy kullanıp kullanamamakla ilgili. Bu anlamda İskoçya'daki referandum bizim için bir artı oldu. Bizim mücadelemizi destekliyor. Çünkü İskoçlar gayet normal bir şekilde huzur ve istikrar içinde oylarını kullanabildi. Bunun aynısının burada da uygulanabilmesini istiyoruz. İskoçların yapabildiği bir şeyi 21. yüzyıl dünyasında Katalanlar neden yapamasın? Kimsenin kimseden herhangi bir üstünlüğü yok. Biz de diğer hiç kimseden hakir değiliz. Ve bu referandumu düzenleyebilmeliyiz. Cuma günü referandumla ilgili yasa tasarısı Katalan parlamentosundan geçti. İspanyol hükümeti de bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. Bu durumda önümüzdeki günlerde İspanya'da ve Katalonya'da bizi neler bekliyor? Gelecekte ne olacağını bilemiyorum. Tahmin edilebilir olan İspanyol hükümetinin Anayasa Mahkemesi'ne söz konusu yasanın iptali için başvuracağı. Bu durumda biz de referandumun askıya alınması ile karşı karşıya kalacağız. Bundan sonra ne olacağını kestirmek güç. Ancak bizim tutumumuz belli. Bu referandum bir şekilde gerçekleşmeli. Bu siyasi bir konu, cezai bir konu değil. Bu yüzden bu konunun mahkemede çözülemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse herhangi bir suç işlemedi. Bence büyük siyasi sorunlar oy sandıkları aracılığıyla halk tarafından çözülmeli. Bizim tavrımız bu ve referandumun 9 Kasım'da gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Son kamuoyu yoklamaları Katalanların çoğunluğunun bağımsızlık konusunda sandık başına gitmek istediklerini gösteriyor. Ancak yine anket sonuçlarına göre Katalanların çoğunluğunun bağımsızlık isteyip istemediğini kestirmek zor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tam da bu yüzden biz de bu referandumu gerçekleştirmek istiyoruz. Bir referandumla kimin bağımsızlık yanlısı, kimin karşıtı olduğu anlaşılabilir. Bir referandum yapılmazsa bu sorunun cevabını bilemeyiz. Dünyadaki tüm insanlar gibi bizim de demokratik bir şekilde kendi geleceğimizle ilgili karar vermeye hakkımız var. Artık orta çağda yaşamıyoruz. Bunun bir hak olmasının yanı sıra bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Katalonya'da bağımsızlığın toplumun ne kadarı tarafından desteklendiğini bilmek istiyoruz. Bunu herkes bilmek istiyor. Tüm dünya bilmek istiyor. Eminim İspanya'daki pek çok kişi de bunu bilmek istiyor. Katalan bir siyasetçi olarak Katalonya'nın AB üyesi bağımsız bir ülke olacağına inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Bu yüzden bu dava için çalışıyorum ve bunun gerçekleşeceğine eminim. Neden derseniz, bunun daha iyi olacağını düşünüyorum ve her geçen gün daha çok insan bu şekilde düşünüyor. Benim düşüncem biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu ve bizi zor bir sürecin beklediği yönünde. Ancak sonuçta bu hedefe erişilecek. Eminim, dünyadaki pek çok ülke gibi özgür bir ulus olacağız. Katalan Cumhuriyeti kurulacak ve o gün geldiğinde herkes yüzyıllardır Katalan Cumhuriyeti varmış gibi hissedecek. İnsanların özgür olmak ve kendi işleriyle ilgili kendilerinin karar vermek istemesi çok da sıra dışı bir durum değil. Benzer durumlar dünyada daha önce yüzlerce kez yaşandı. Katalan hükümeti tabii ki bu referandumu düzenlemek istiyor. Ama asıl soru Madrid'in ne yapacağı. Başbakan Rajoy'a kongrede tam da bu soruyu sordum ve bir cevap alamadım. Benim izlenimime göre ya çok gizli bir stratejileri var ya da gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Her iki durumda beni endişelendiriyor. Çünkü demokratik bir ülkede gizli bir gündem olmamalı ve bu hepimizin ülkesi. Ne yapacaklarını bilmiyorlarsa da bunu söylemeliler diye düşünüyorum. Böylece ortak bir çözüm bulabiliriz. Ancak Madrid hükümetinin sürekli söylediği bu süreci bloke edeceği. Nasıl bloke edecekleri hakkında dahi net bir söylemleri yok. Ancak Anayasa Mahkemesi son merci değil. Demokrasilerde son merci halktır. Evet, küresel bakışın sonuna geldik. Efendim yarın yine aynı saatte, Türkiye saatiyle 14'te biz burada olacağız. Dünya gündemini aktarmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.